Madem ki böyle bir ana denk geldik, bu gibi bir tutulma dönemine şahit oluyoruz insanlık olarak. Bunun bir de İslami bizlere algısal olarak anlatılan zemine var mı yok mu? İçinde bulunmuş olduğumuz o mucizevi diye lanse edilen göksel olayın neresinden yaklaşıyorlar? Öyle bir değişim ki 8 milyar insan için değişim olacak. Herkes değişecek. Herkesin hayatı değişecek. Neredeyse kökten bir değişiklik olacak mı, olmayacak mı? Siz ömrü hayatınızda bir Ramazan ayı içerisine denk gelen ay ve güneş tutulması görürseniz bilin ki o sene geçtik. Önümüzde 3 ay var diyoruz. Mehdi gelecek mi, gelmeyecek mi? Takip edeceğiz diyoruz. Ama siz kendinizi düzeltmezseniz ben sizi düzeltmek üzere birini göndereceğim zaten dememiştir. Orada ne oluyor? Arabinin kendi eserinde 200 sayfa ayırmış olduğu Mehdi konusunun hiçbir yerinde hangi detay yok? Merhaba sevgili Zahar'cığım, canım, hoş geldin, güzel hocam. Nasılsın? Merhabalar Mukaddes Hanım, teşekkür ediyorum. Siz sormalı, siz nasılsınız? İyiyim ben de iyiyim. Şimdi 15-20 dakika önce memleketten geldim, Afyon'dan Denizli'ye geri döndüm. E, annenin, babanın e, bayramlaştık, bir araya geldik. Huzur, iç huzuruyla <laughs> buradayım. Yetiştim, şükürler olsun. E, sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Çok teşekkür ediyorum. Biz de tabii ki de işte bu vesileyle Ramazan Bayramı'nı izleyicilerimizin hem kutlamış olalım hem de devam eden Ramazan Bayramı'nda da herkese huzur, bereket ve sağlık diliyor olalım. Nice Ramazan Bayramları, nice bayramlara da Allah ulaştırmayı nasip etsin diliyoruz. Nice bayramlara. Herkese Eray Hocam iyi bayramlar gördüm. Evet, konu başlığımız çok güzel. 8 Nisan'daydı değil mi? 8 Nisan'da Güneş. birkaç gün önce bir tutulma yaşadık ve bu tutulmalar hakikaten çok önemli ve şimdi sen hadisle bağlantısı var mı diye başlayacaksın. Ve ben keyifle dinleyeceğim yine e, sevgili Zafer'cim. Evet bunlar ta o zamandan <laughs> tutulmaları hadislerle falan e, anlatıyorlar <laughs> mıymış gerçekten? Tabii değil mi? Evet şimdi biz özellikle biliyorsunuz sizin yapmış olduğumuz konuşmada. Madem ki böyle bir ana denk geldik. Bu gibi bir tutulma dönemine şahit oluyoruz insanlık olarak. Bunun bir de... İslami bizlere algısal olarak anlatılan zemine var mı yok mu? İçinde bulunmuş olduğumuz o mucizevi diye lanse edilen göksel olayın neresinden yaklaşıyorlar? Bu yaklaşım tarzı İslami midir değil midir? Evet. Bunun bir kurtarıcı beklentisiyle bağlantısı var mıdır yok mudur diye bir masaya yatıralım diye konuştuğumuzda sizde çok, çok teşekkür ediyoruz. Tamam. Biz <laughs> size, size de teşekkür Zaten ediyoruz. Terzim bir de e, sözünü kestim başlamadan şunu da hatta altını çizmeni istiyorum genelde benim izlediğim astrologlar gerçi, ge, gerek yayına aldığım astrolog sevgili Terda Nilha, Nil, e, Nilha e, şey dediler e, çoğu astrologların e, öyle bir değişim ki 8 milyar insan için değişim olacak herkes değişecek herkesin hayatı değişecek dendi bu seferki tutulmayla ilgili farkındaysan o da var mı bu hadislerin içinde filan? Oradan da bir bakış açısı açarsın diye düşündüm. Ben şimdi seni dinliyorum. Güzel insan. Evet. Esta Evet şimdi biraz ona da temas ediyor olacağız. Gerçekten astrologların da anlatmış olduğu gibi neredeyse kökten bir değişiklik olacak mı olmayacak mı ona da bir girizgah yapmış oluruz. Ama ilk önce şu İslami tabanda bir hadisin karşılığı var mı yok mu oraya ben hızlıca bir gireyim bir altyapı yapalım. Ondan sonra altyapının üzerine çıkarken sağlıklı çıkabilecek miyiz çıkamayacak mıyız takdiri izleyicilerimiz kendileri versin diyeceğiz. O zaman başlarken nereye gidiyoruz? hangi hadisle alakalı günümüzde yaşanılan tutulmalar diyelim. Bu hadis çünkü bizlere yani Müslüman dünyaya algısal olarak anlatılırken mütevatir bir hadis. Yani sayı derecesi yüksek olan bir hadis diye anlatıyorlar. Bu hadisin de inkarı kişiyi imanından eder diye de böyle bir parantez içine alarak yaklaşım tarzı benimsediklerini görüyoruz. Hadis ne? Peygamberimiz sanki şöyle bir söz söylemiş gibi anlatım yapılan bir konu vardır. Mehdi'nin geleceği yıldaki alametler bir de geleceği aydaki alametler diye ayrılan konu başlıkları var. Bunlardan ilki olan Mehdi'nin geleceği yıldaki alametler içerisinde o yıla denk gelen oruç ayının içinde İki büyük tutulma olacak diyor. Bir ay tutulması bir de güneş tutulması. Bu Mehdi'nin geleceği yıldaki ay ve güneş tutulmaları sadece Mehdi'nin geleceği yıldaki Ramazan ayına denk gelecek. Bundan daha önceki hiçbir Ramazan ayına bu şekilde tutulmaların denk gelmeyeceğini ve gelmesinin de imkansız olduğunu anlattıkları bir hadis var diyorlar. Yani total ölçekle diyorlar ki siz ömrü hayatınızda bir Ramazan ayı içerisine denk gelen ay ve güneş tutulması görürseniz bilin ki o sene Mehdi gelecek. Çünkü hadiste bundan daha önceki yıllarda da hiçbir şekilde yaşanmadığı ifade ediliyor. E, biz de bir baktık. Peygamberden itibaren bugüne kadar yaşanmamış mı böyle bir şey zafer Anlatılan bu biz de şimdi bunun gerçek olup olmadığını bir bakıma da olsa deşifre ediyor olacağız. Ve bu hadisi yıllardır, belki yüzyıllardır Müslüman dünyaya nasıl algı olarak anlattıkları da ortaya çıkmış olacak. Yani doğruysa eğer bu yıl tamamen Mehdi'nin gelmesi gerekiyor çünkü. Şimdi izleyicilerimiz az çok şunu biliyorlar. Biz 25 Mart günü ay tutulmasını gördük. 8 Nisan'da da herkes belki canlı yayında ne kadar izleyip izlemedi bilmiyoruz ama biz izledik. Yani NASA mükemmel bir organizasyon tertip ederek Amerika kıtasına yani özellikle Amerika kıtası derken Kuzey Amerika dediğimiz kıtaya Meksika sınırına kara üzerine ayın gölgesi düştüğü andan itibaren canlı yayına geçti ve Kanada'dan çıkana kadar. İlk önce Meksika'dan geçti gölge daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin karasına gölge düştü. Oradan yaklaşık olarak 11 eyalete gölgesi düşerekten geçti. Kanada'ya geçti. Kanada'dan da daha sonra okyanusun üzerine düşmeye devam ederekten kara üzerindeki gölgenin varlığını bizlere canlı yayında an ve an izletti NASA. Mükemmel bir organizasyon yaptı. Biz de o anları zaten takip ettiğimiz için bir mucizeye de tanık olduk diye kendimizi biraz da olsa şanslı görenlerdendik. Niye? İlgili hadisten dolayı. Şimdi hadiste böyle bir bilgi ve altyapı var. Yani sadece Mehdi'nin geleceği yılda yaşanacak olan bir tutumalardan bahsediyordu. 2024'ün Ramazan ayına denk gelen iki bir tutulmayı gördük ve o zaman bundan sonraki beklenti ne? Yeni yıla girerken yani hicri yeni yıla girerken ki ilk ay itibariyle Mehdi'nin geleceğini görmemiz gerekiyor. Yani Muharrem ayında Hicri takvime göre Muharrem ayında Mehdi'nin gelmesi lazım. Biz şu anda Hicri takvime göre Ramazan ayını bitirdik. Bayramın bugün ilk günü yani Şevval ayına girdik. Bundan sonra bundan sonraki ay Zilkade, bir sonraki ve Hicri takvimin son ayı olan Zilhicce. Yani hac ibadetinin yapıldığı, Kurban Bayramımızı kutladığımız aydan bahsediyoruz. Zilhicce'den sonra Yıl bitiyor, Hicri yıl bitiyor. Yeni yıla giriyoruz Hicri takvim olaraktan ve girilen ilk ayın adı da Muharrem. Yani bize kabaca ilgili hadisten öğrendiğimiz kadarıyla 3 ay sonrasında Mehdi'nin geleceğini müjdelemiş oluyor peygamberimiz. O zaman biz çok kutlu, mutlu bir yıl içindeyiz aslında. Niye? Anlatılan doğruysa Mehdi geldiğinde dünyayı fetih hareketlerine çıkacağı için Dünyada ne kadar çok Müslümanlara dönük olarak yapılan bir zulüm, bir işkence, inançsal olarak engelleme varsa 3 ay sonra dünyanın tamamen terse işleyeceği bir takvimden bahsediyoruz. Yani hepimizin bu günlerde mutlu ve sevinç içinde olması lazım diyoruz. Niye 3 ay sonra o beklenen, arzulanan İslam'ın bir bakıma da olsa Müslümanların yükselişi başlamış olacak? Ama hep neye bakacağız? Referans noktamız ne? Gerçekten bir Ramazan ayına denk gelen tutulmalar bu seneye özel miydi? Bundan daha önce başka Ramazan ayına denk gelen tutulmalar oldu mu, olmadı mı diye baktığımızda gökyüzü bize ne bilgisini veriyor Mukaddes Hanım? 1981 1982 tarihlerine denk gelen arka arkaya iki Ramazan ayında da ...ay ve güneş tutulmaları yaşanmış. Aa. Eğer bu ilgili... <laughs> ...eğer bu ilgili hadis... ...dedikleri gibi... ...sayıh, mütevatir, inkârı... ...dinden çıkmayla alakalı... ...bir zemini varsa... E, o zaman... ...daha önceki hiçbir Ramazan ayına da ...denk gelmemesi gerekirdi tutulmaların... ...ama bir bakıyoruz... ...tutulmalar denk gelmiş. Ve genel ölçekte de... ...şöyle bir bilgi verelim izleyicilerimize... ...bilmiyorum tabii ki şu an izleyicilerimizin arasında... İslami bakış açısına göre bir Mehdi, bir Mesih bekleyenler var mı yok mu bilmiyoruz ama varsa diyoruz ki bakın bu mütevatir dedikleri hadis tutarlı değil. Çünkü gökyüzünü takip ettiğimizde biz neyi biliyoruz? Her 43 yılda bir Ramazan ayına denk gelen ay ve güneş tutulmalarının olduğunu görüyoruz. Demek ki bu görmüş olduğumuz göksel olay belirli bir periyodik döngüye sahip. Yani sadece bir kişinin gelmesiyle ilgili müjdeyle bağlantılı değil. E o zaman peygamberimizin ölümünden sonraki ilk 43 yılda demek ki bir Ramazan ayına denk gelen yere tutulmaların gelmiş. evet. Ramazan ayının denk geldiğinde o gün için ilk defa olacaktı. Çünkü peygamberimizden sonraki ilk 43 yılda denk geldiği için evet o dönemde ilk defa diyeceklerdi ve o yılda işte Mehdi ya da Mesih'i beklemeleri veya onların da eğer doğruysa yani bu beklenti geliyor olması lazımdı. Ama peygamberimizin ölümünden günümüze kadar yani 2024 yılına gelene kadar yaklaşık olarak 30 küsür kere tekrarlanan bir döngüyü görmekteyiz ve bundan sonra da artık kıyamet ne zaman kopacaksa onu tabii ki de Allah biliyor. Bizler herhangi bir tarih veremeyiz ama bu programımızda kıyametin ne zaman kopacağına dair İslami anlamdaki alim diye ifade edilen zatların da kıyametin ne zaman kopacağıyla ilgili tarih verdiler mi vermediler mi bunlar tuttu mu tutmadı mı bunu da masaya yatırıyor olacağız tabii ki. Müthiş. İlk önce, ilk önce neyin altını çizelim diyoruz işte bakın bize yıllardır anlattıkları bu mütevatirdir diye ifade edilen hadisin hiçbir şekilde tutarlı olmadığını bir kere bir netleştirelim. Çünkü aynı zamanda neyi biliyoruz? Evet biz şimdi bir Ramazan ayının içerisindeki tutulmaları yaşadık, geçtik. Önümüzde 3 ay var diyoruz. Mehdi gelecek mi gelmeyecek mi takip edeceğiz diyoruz. Ama gelmezse bir müjde verelim beklenti içinde olan arkadaşlarımıza diyoruz. 2025'in Ramazan ayında da hem ay hem de güneş tutulması bir kere daha Ramazan ayına denk gelecek diyoruz. E bakın ne oldu? Bir kere daha hem hadisin tutarsız olduğunu hem de bunun periyodik bir döngüyle karşımıza çıktığını tam olarak söyleyebiliyoruz. Yani bilim normalde tabii ki de bize neyi ispatlamaya çalışır? Var olan dinsel bilgilerin doğru olup olmadığını da biz bilim yoluyla da tasdik edebiliriz. Yani şüphesi olanlar dinen bu gibi konularda şüphesi olanlara bilim bu konuda yardımcı olur. Ve biz de bilime baktığımız zaman çünkü bilime ne ne üzerine bakacağız? Allah bize Kur'an-ı Kerim'de neredeyse her sayfada ne diyor? Akletmez misiniz? Aklınıza danışmaz mısınız? Düşünmez misiniz diyor. İşte düşünen insanlar bilime yönelince Bilim üzerinden de gökyüzünü, yeryüzünü, tabiatı inceledikleri için bilim olarak da elde somut veriler de olduğundan dolayı biz burada da bunun teyit edilip edilemeyeceğini de net olarak söyleyebiliyoruz. Oradan yola çıktığımızda demek ki 2025'te de bir Mehdi, bir Mesih gelmez ise tam anlamıyla içinde yaşamış olduğumuz bu yıllara şahit eden canlılar olarak artık bu gibi İslam dünyası içerisinde bir kurtarıcı gelecek onu bekliyoruz vesaire gibi beklentiden artık uzaklaşmamız lazım. Çünkü bizler bu beklenti içinde bir bakıma da olsa hayatımıza devam ederken inancımızı bu anlamda birileri tahrif ederken biz olması gereken coğrafyalardaki mazlum Müslüman kardeşlerimize yardıma gidemiyoruz. Örnek veriyorum işte bugün hepimiz yaşıyoruz canlı canlı şahidiyiz. Gazze'de yaşanan Filistinliler yapılan zulmü engellemek üzere Müslüman dünya sadece Türkiye burada düşünmüyoruz yani Türkiye sadece eleştirmiyoruz Müslüman dünyanın tamamını düşündüğümüzde hiçbirinin konu hakkında müdahil olup buradaki acının zulmün engellenmesi yönünde bir adım atamadığını görüyoruz. Ne Müslümanlar birleşebiliyor ne de herhangi bir ülke ortaya çıkaraktan ben en azından elimi taşın altına koyayım dediğini de göremiyoruz. O yüzden zaten Müslüman dünyanın içinde bulunmuş olduğu şu anki durum içler acısı bir durumdur. Müslüman nüfusa dünya ölçeğinde baktığımız zaman 2 milyarlık bir Müslüman nüfus var. Karşımızda zulmü yapan ilk öncelikli olarak gösterilen Yahudiler diye gösterilen grubun bölgedeki nüfusu 10 milyon. Demek ki burada neye bakacağız? Nitelik mi, nicelik mi? nicelik yani sayısal üstünlüğün olması demek niteliğe bir baskı yapma anlamında caydırıcı unsur taşımıyor demektir. Demek ki bizlerin 2 milyar insanın nicelikten uzaklaşması niteliğe yani kaliteli, samimi, duruşu olan ve bu duruşu da bir araya getirerek gösterebilen topluluk haline gelmemiz gerekiyor. Bundan ne kadar çok uzak olduğumuz süre boyunca bakın hiçbir yere gidemiyoruz. Ne Arakan'a gidebiliyoruz, ne Doğu Türkistan'a gidebiliyoruz, ne Gazze'ye gidebiliyoruz, ne Myanmar'a gidebiliyoruz veya dünyanın neresinde inanç bakımından Müslümanlar zulüm altındaysa onları kurtarmaya gidemiyoruz. Çünkü genelde bu mazlum olan insanlara anlatılan bilgi ne? İnancımız gereği neymiş efendim? Biraz da olsa bu olaylara katlanmamız lazım. Neden? Çünkü Mehdi gelecek. Mehdi gelince yaşanan bu zulümlerin tamamını kimler yaşatıyorsa onların üzerine giderek cezasını kesecek. O yüzden diyorlar ki bize sakin olun işte biraz daha bekleyeceğiz. Ülkemizde bile yakın gelecekte yani yakın geçmişte birileri çıkıp şu sözleri söylemediler mi? Biz Mehdi'nin gelişine hazırlık yapıyoruz. Şimdi bunların hepsi inançlı olan Müslümanları tam anlamıyla deforme etmek, tahrif etmek, zihinleri bulandırmak üzere yapılan açıklamalardır. Kitleleri istedikleri gibi yönlendirebilmek için nasıl insanlar üzerinde hegemonyalarını, ağırlıklarını kurduklarını görebiliyoruz. Şimdi evet bir döngüden bahsettik. Her 40, 43 yılda bir Ramazan ayına denk gelen tutulmalardan bahsettik. Peki burada bu olaylar yaşanırken Türkiye'de özellikle Türkiye'de son belki 5-6 yıldır ısrarla tekrarlanan bir olayla karşımıza çıkardıkları çeşitli figürler var. Bu figürleri de karşımıza çıkarırlarken kullandıkları sloganlar var. Bu sloganlardan da en önemlileri arkadaşlar yani şimdi az sonra ismini vereceğim kişiler ne dediyse tutturdu. Dün şu olacak dediği ne varsa hepsi gerçekleşti. O yüzden bu adamların falanca zamanda şunlar olacak diye ifade edilen bir sözü varsa itibar edin denildi. Mesela kim bunlar? Nostradamus, Muhiddin İbnü'l-Arabi, Baba Vanga, işte bölgesel yerel olarak düşünürsek müştek babalar vesaire. Yani bunlar kehanette bulunmuşlar, gelecekle alakalı. Bunların bulunmuş olduğu kehanetler hangi geleceği işaret ediyorsa o gelecekte o işaret edilen kehanetler mutlaka gerçekleşti diyorlar. Örnek veriyorum ülkemizde bir gelenek gibi oldu. Nasıl ki her yılın sonunda içine gireceğimiz yeni yılda falanca kişi örnek veriyorum işte Muhittin İmdir Arabi 2024'te şunlar olacak diye bir yazısı var diye karşımıza çıkıyorlar. Diyorlar ki örnek adam 2021'e girerken şunlar olacak dedi dediler. Biz geçmişe döndük baktık Tutturamamış. 22'ye baktık. Rabbani <laughs> İstanbul'da depreminden değil mi? Öyle bir şey hiç yokmuş mesela. Tabi, bravo, bravo, hmm. bravo. Şimdi biz kendi çalışmalarından örnekler vereceğiz bu ifade ettiğimiz kişilerin. Çünkü burada ne çıkacak karşımıza? Kişilerin kendi zamanlarında bugünleri işaret ettikleri hiçbir açıklamasının olmadığını kendi çalışmalarındaki formülü formüllerden yola çıkarak anlattığımızda konu daha açık ve net hale gelecek. Örnek Muhittin i̇bn Arabi dedik. Muhittin i̇bn Arabi'yi ülkemizde ne yazık ki anlatan arkadaşlar demek ki Muhittin i̇bn Arabi'nin eserlerini okumuyorlar. Eğer okusalardı özellikle hangi eserinden bahsediyoruz? Muhittin i̇bn Arabi'nin yazmış olduğu 31 ciltten oluşan Fütühat-ı Mekki'ye eserini okusalardı bu eser içerisinde 13. ciltte 200 sayfadan oluşan Mehdi Risalesi'nin bölümünü görmemeleri imkansızdı diyoruz. Çünkü burada neyi anlatıyor Muhittin i̇bn Arabi? Peygamberimizin ölümünden sonra dünya hayatı bin yıl devam edecek. Bin yıl sonra dünya hayatı yani kıyamet yaşanacak ve bu dünya var olan görevini tamamlayacak. İnsan nesli yok olacak diyor kendi çalışmasında. Ve burada da rakamlar, tarihler ifade ediyor. Hicri anlamda bin yılda iş bitecek diyor. Hicri 683'te Mehdi doğacak. 710 yılında görevine başlayacak. 743 yılında Deccal gelecek. Daha sonra arkasından Mesih gelecek. Bunlar savaşa tutuşacaklar. Mesih, Deccal'i vesaire öldürecek. En nihayetinde geride kalan son 200 yıl sonrasında da 1000. yıl tamamlandığında dünya hayatı bitecek diyor. Bunu söyleyen kim? Muhiddin İbnü'l Arabi. Şimdi biz hicri anlamda 2024'ün hicri karşılığının ne olduğuna bakacağız. Biz şu anda hicri olarak 1445. yıldayız. Ama Muhiddin İbnü'l Arabi ne demişti? bin yıl sonrasında dünya hayatı bitecek demişti. Biz bin yılın üzerine 445 yıl daha yaşamışız ama dünya hayatı hala devam ediyor. Kendisinin işaret etmiş olduğu Hicri 710 yılının miladi anlamdaki takvimdeki karşılığı kaç? 1331. Şimdi biz geriye dönüyoruz. 1331 yılında bakıyoruz. O dönemde dünyanın herhangi bir yerinde ben Mehdi'yim diye ortaya çıkan bir figür var mı? Yok. Ben Mesih'im diye ortaya çıkan bir figür var mı? O da yok. bunlar olmayınca e, Deccal de yok. en nihayetinde bin yılı geçmiş olmamıza rağmen dünya hayatı hala devam ediyorsa demek ki Muhittin i̇bn Arabi buradaki hesaplamasında yanlış formül veya yanlış kaynaklardan beslendiğinden dolayı tutturamamış. Bir de ayrıyetten şöyle bir pencere açıyoruz Muhittin i̇bn Arabi'ye. Az önce dedik neredeyse gelenek oldu. Her yıla girerken Muhittin İmur abi şunu da dedi, bunu da dedi diye arkadaşlar karşımıza çıkıyorlar dedik. Yahu zaten adam kitabında ne demiş? Dünya hayatı peygamberimizden sonra bin yıl demiş. Yani peygamberimiz ne zaman vefat etti? Miladi Altı. anlamda yani, 600, 632. 632. Hı hı. Evet. bunun üzerine Arabi'nin dediği gibi bin yıla eklediğimizde ne olur? Miladi olarak 1632. E 1632'nin üzerine biz çok geçtik. En fazla hadi diyelim ki Muhittin İbdur Arabi gelecekle alakalı yıllarda yaşanacak olanları yazdı diyelim. Böyle bir şey yaptı diyelim. Adam nereye kadar yazabilirdi yazacaklarını? En fazla 1632'ye kadar yazabilirdi. Ama bugünkü arkadaş arkadaşlar bize çıkıyor ne diyor? 2024'te ne olacağını yazdı. Şimdi zaten bu yılın bitiminde de bu programları arkadaşlarımız lütfen hatırlasınlar. 2025'e girerken de çıkacak gene o arkadaşlar ne diyecekler? Muhittin i̇bn abi 2025'te şunlar olacak dedi diye anlatmaya çalışacaklar. Adamın zaten eseri ortada. Bin Tabii yıl çok, yaşanacak Çok demiş. güzel eserleri var. Çok güzel şeyleri var. Fakat hepsini tutturamaz sonuçta bir insan evet. oğlu Ademoğlu. Bir de şey var parantez içinde. Nusra da i̇bn Arabi'nin kitaplarını okuyarak kehanetlerde bulunduğu söyleniyor değil mi? O, o Nusra Damus'un da çoğu kendi kehaneti değil. Çok azı kendi kehaneti demiş. Şimdi... Şöyle, orada zaten sorunlar var. Yani ne Nostradamus sözde gelecekle alakalı eserlerinde kendisinden sıfır, orijinal bir açıklama yaptı. Ne de Muhittin İblir Arabi bu gibi açıklamalar yaparken sıfır, kendi çalışmasıyla açıklamalar yaptı. Bunların hepsi o dönemdeki var olan elde etmiş oldukları Tevrat ve Hristiyan kehanetlerindeki konuları gündemine alaraktan açıklamalar yaptılar. Zaten o sebeple tutturamıyorlar. Eğer gerçek anlamda Rahmani diyebileceğimiz ölçekte yani bir bakıma da olsa hani deriz ya biz istihareye yattık oradan bir bakıma da olsa bilgiler edindik vesaire. Eğer böyle bir bilgilendirme ile alakalı kanal açık olsa Muhittin İbni Arabi bu gibi tarihler ifade edebilir miydi? Edemezdi. Etseydi de tutması gerekirdi çünkü. Niye? Eğer bu bilgi rahmani olan boyuttan geldiyse tutmaması imkansız olması gerekirdi. Burada da bunu görmekteyiz yani. O yüzden biz de diyoruz ki bakın şimdi bazı arkadaşlarımız diyebilir ki Muhittin i̇bn Arabi'nin o ifade etmiş olduğumuz Fütuhat-ı Mekki'ye eseri Arapça yazılmıştır. 31 ciltte. Peki biz bunu günümüzde Türkçe olarak bulabilir miyiz diye soran veya merak edenler varsa evet kaynak ifade edelim. Profesör Doktor Ekrem Demirli hocamızın yapmış olduğu çalışmayla 31 ciltlik eser 18 cilde indirgenerek sıkıştırılaraktan Türkçe'ye günümüz diline çevrilmiştir. Ve ilgili arkadaşlar da lütfen gitsinler bu eserlere baksınlar. Bizim bu anlamda anlattığımız orada var mı yok mu görsünler diyoruz. Çünkü bizler gittik araştırmalarımızı yaptık, kitapları elimize aldık. Hatta eğer yolu yakın olanlar varsa veya vakti müsait olanlar, araştırmayı sevenler varsa... Biz Ramazan ayı içerisinde de araştırma yaparken nereye gittik? İstanbul'daki Çamlıca Camii'nin altında Çamlıca Camii kütüphanesi vardır. Çok da güzel büyük bir kütüphanedir. Oraya gittiklerinde Mehdi Risalesi dediğimiz 200 sayfalık o ilgili bölümü yayın evi yani bu Ekrem Demirli hocamızın çevirisini yapmış olduğu yayın evi ayrı bir kitap haline çevirdi. Ve bu eserde Çamlıca Kütüphanesi'nde mevcut. Yani gidip oradan da eline bu kitabı alıp orada bizim bu anlattıklarımızı teyit edebilirler. Kendileri de araştırarak görebilirler diyoruz. Yani biz tam anlamıyla bakın kaynaklı ifade etmiş oluyoruz. Sonra bir de biliyorsunuz sonraki Muhittin Arabi ne zaman yaşadı? 12. yüzyılın son yarısı bir de 13. yüzyılın ilk yarısında yaşadı. Yani 1200'lü yılların ilk yarısında kendisi vefat etti, dünyadan ayrıldı. İlerlediğimiz zaman tarihlerde kendisinden yaklaşık 200 yıl kadar süre sonra yaşayan dediğimiz İbnül Haldun geldi. İbnül Haldun'un da ortaya koymuş olduğu çok önemli eserlerden bir tanesi Mukaddime. Mukaddime eserinin Türkçe'de çevrilmiş olan iki ciltlik versiyonları var. Bu versiyonlarından bir tane kaynak ifade edelim. Yeni Şafak gazetesinin 2004 yılında 2004 yılında yayınlamış olduğu bir eser vardır. İlk cildinin 428 ve 429. sayfalarında İbn Haldun da Muhittin İbn Arabi'nin yapmış olduğu formülü alarak kendi eserine yerleştirmiş ve tartışmıştır. 23 sayfa içerisinde bu Mehdi meselesini tartışmıştır ve yapılan veya ortaya koyulan hadis denilen bilgilerin de hiçbirinin tutarlı olmadığını o da bu anlamda kendi çalışmasına eklemiştir. Çünkü bakın Muhyiddin İbn Arabi ne dedi? Mehdi görevine 27 yaşında başlayacak dedi. Doğumuna kaç vermişti? 683. Göreve başlaması 710'du toplamda 27 yaşında göreve başlayacak demiş arabi e Bugünlerde bize anlatılan Mehdi beklentisi içinde olan arkadaşların Mehdi'nin kaç yaşında göreve başlayacağını anlatıyorlar bize 40 yaşında 40. bu bunu da bir hadise dayandırıyorlar Çünkü eğer bu da bir hadis olsaydı yani 40 yaşında yaşayacağı yani görevine başlayacağı bir hadis olsaydı e, hadis külliyatına daha yakın dönemde yaşamış olan Muhittin i̇bn Arabi'nin bu hadisi ıskalaması mümkün olur muydu? Olmazdı. O da gidip de kendi yapmış olduğu formülasyonda Mehdi'yi 27 yaşında değil 40 yaşında göreve başlayacak diye not ederdi. Yapmıyorsa demek ki Muhittin i̇bn Arabi'nin yaşamış olduğu dönemde Mehdi'nin 40 yaşında göreve başlayacağı diye ifade eden hadisin olmadığı da nettir daha sonraki dönemlerde demek ki bu 40 yaşındaki göreve başlayacağı diye ifade eden hadisinde üretildiğini çok rahat görmekteyiz. Şimdi İbn Haldun'dan sonra arkadaşlar bize diyebilirler ki ya bir dakika burada bir sorun veya bir karışıklık yapmıyor musun diyebilirler. Çünkü az önce ne dedik? Hicri anlamda 2024'ün karşılığı kaçtı? 1445. 2025'te de tutulmalar yine Ramazan'a denk gelecek dedik. O zaman ne oluyor takvim? 1146. Şimdi bazı arkadaşlar diyebilirler ki bir dakika. Hop bak burada seni yakaladım diyebilirler bize. Hata yapıyorsun. Hangi konuda? E biz neyi biliyoruz? Mehdi'yi bekleyenler olaraktan. Her hicri yüzyılın ilk çeyreğinde biz Mehdi'nin gelmesini bekliyoruz Zafer kardeşim. Senin anlattığına göre şu anki takvimde zaten gelmeyeceği ilgili bu hadisten dolayı çökmüş oluyor sen de niye milleti yanıltıyorsun diye bize bir anlamda bir bakıma itiraz edecekler olabilir. Yani bakın ne diyoruz? Hicri anlamda artık yüzyılın yarısındayız. 1445-46'lar. Hicri yüzyılın ilk çeyreğinde bekleyenler için de müjde verelim diyoruz. Tamam. Bu beklenti içinde olanlara da diyoruz ki bir dakika sakin olun. 2024'ten sonraki devam eden döngülerdeki Ramazan ayına denk gelecek bir de bu Ramazan ayına denk gelen miladi takvimin Hicri takvimdeki karşılığının da Hicri yüzyılın ilk çeyreğine denk geleceği bir Ramazan ayı bana söyle diyebilirler. Biz de diyoruz ki hemen o müjdeyi de verelim. Günümüzden yaklaşık 172 yıl sonra yani miladi 2196 yılında Ramazan ayına denk gelen yine ay ve güneş tutulması var. Bu da hicri anlamda nereye tekabül ediyor? Hicri yüzyılın ilk çeyreğine tekabül ediyor. Biz de diyoruz ki Mehdi Mesih beklentisi içinde olan arkadaşlara yahu bekleyecekseniz o zaman birilerinin karşımıza çıktığı gibi ha bugün geliyor ha yarın geliyor söylemlerinden uzak durun. Direkt noktasal atışta bulunun diyoruz. Çünkü 172 yıl sonraki Ramazan ayına denk gelen tutulmalar Hicri 100 yılın ilk çeyreğine denk gelecek. O zaman diyoruz ki İbraniyi oraya çevirin. Ama siz İbraniyi oraya çevirmiyorsunuz. Daha yakın geçmişte bile eski İran Cumhurbaşkanlarından Ahmeti Nejat'ın 2019 yılında yapmış olduğu bir açıklamada neyi söylemişti? 2020 yılında kesinlikle Mehdi gelecek demişti. E 2020'yi de geçtik. Ne gelen var, ne giden. Ama Ahmet Necat neden 2020 yılını işaret etti? Onu da programımızın içerisinde deşifre etmemiz lazım. Çünkü etmezsek bu konu şu anda Türk ordusuna da mal edilecek olan bir zeminle yürüyor. Onun da ifşasını ve deşifresini yapmamız gerekiyor. Bu da bizim boynumuzun borcu çünkü. Ama devam ettiğimizde neyi göreceğiz? Bakın demek ki döngüler içerisinde biz tam anlamıyla ilgili hadislerin mütevatir olan cinsinden referansla yola çıkarsak bir mehdinin ne zaman geleceğini takvim itibariyle net olarak öğrenebiliriz. Ama bugünkü işte tarikat, cemaat veya işte farklı hocalar karşımıza çıkıp ne diyorlar? Biz onun ne zaman geleceğini bilemeyiz diyor. Biz de diyoruz ki olur mu? Elimizde ipuçları verilmiş. Yani hadis diye ifade edilen cümleleri karşımızda bir formül olarak duruyor. Biz bu formülü alıp takvimlere, gök hareketlerine baktığımızda nokta itibariyle tespit edebiliriz diyoruz. O zaman yola çıktığımızda neye bakacağız? Her yüzyılın ilk çeyreğine denk gelen takvimin kimin ortaya attığını deşifre etmemiz lazım. Çünkü Muhittin İbn Arabi dedik. Yapmış olduğu çalışmalar var diyoruz. Hicri yüzyılın ilk çeyreğine denk gelmiyor diyoruz. Demek ki o dönemde de böyle bir söylem yok. Hadis kaynaklı. Nereye geleceğiz? Artık 17. yüzyıla geliyoruz. 1600'ler. 1600'lere geldiğimizde bir İslam alimi daha gün yüzüne çıkıyor. Hindistan doğumlu İmam Rabbani. İmam Rabbani'nin ortaya koymuş olduğu eserlerden birinin adı Mektubat-ı Rabbani. Günümüze de üç cilt olarak modern Türkçe çevirisi yapılmıştır. Şimdi söyleyeceğim söz bu üç ciltlik çalışmanın birinci cildinin 611. sayfasında yer alan bir sözdür. Bu söz de direkt Sayın İmam Rabbani'ye aittir. O eserinde Mehdi konusunu incelerken, Muhittin İmlül Arabi'ye reddiye yapıyor. Muhittin bir Arabi formülasyon olarak dünya hayatının peygamberimizden bin yıl sonra biteceğini söylemiş diyor diyor. İşte o orada hesaplamada hata yaptı diyor. Hatası ne diyor? Peygamberimizin ölümünden bin yıl sonraki süreçte dünya hayatı bitmeyecek. Bininci yılda bininci yıldaki gelecek olan müceddit gelecek diyerek o bininci yılda gelecek olan müceddikten kastı peygamberimizin benim diyor. Beni işaret etti diyor. Ve ben geldim diyor. Benden sonraki bin yılda Mehdi, Mesih, Deccal gelecek ondan sonra kıyamet kopacak diyor. O zaman takvim revize edildi? Bin yıldan iki bine revize edildi. Yani Peygamberimiz 632'de vefat etmişti. Artı 2000 koyarsak miladi anlamda biz kıyametin ne zaman kopacağını Rabbani'ye göre öğrendik. 2632 demek ki dünyanın kıyamet günü. Kime göre? Rabbani'ye göre. Ama biz aynı zamanda neyi biliyoruz? Kıyametin ne zaman kopacağının bilgisi sadece kimdeydi? Allah'taydı. Allah ne demişti ilgili ayetinde? Ayet ne? Araf suresi 187. Burada neyi ifade etmişti Allah bize? Peygamberimize dönük olarak şöyle bir diyalog geçer aralarında. Sana soruyorlar kıyametin ne zaman kopacağını. O bilgi sadece Rabbimin kapı katındadır de geç diyor. Sen onu nereden bileceksin diyor. Peygamberimiz de aynen Allah'ın vahiy ettiği üzere kendisine bu anlamda sorular soranlara bu bilgiyi bilmediğini, bu bilginin sadece Yaradan'ın katında olduğunu ifade ederek tebliğine devam ediyordu. Yani peygamberimizin bu anlamda da bir kıyametin ne zaman kopacağıyla alakalı bir söz söylemesi ayetle sabit olduğu üzere imkansız. Ama bakın, arabi kıyamet tarihi veriyor. Arkasından gelen bir kişi daha var. O da arada olan bir kişiydi. O da kimdi? İmam Suyuti. İmam Suyuti de neyi söylüyor? Peygamberimizden sonraki 1500 yılda, Hicri 1500 yılda kıyamet kopacak. Çünkü yine ilgili başka bir hadiste peygamberimiz benim ümmetimin ömrü benden sonra 1500'dür dedi diye ifade ediyorlar. Şimdi 1500 ne kadar yakın veya uzak günümüze? Biz az önce ne dedik? Hicri 1445'teyiz. E 1500'ün tamamlanmasına kaç yıl kalmış? 55 yıl. Demek ki 55 yıl sonra İmam Suyuti'ye göre Dünya hayatı bitecek. Belki içimizde şu anda bizleri izleyen yaş itibariyle de o dönemi görecek olan insanlar olabilir. E o zaman 55 yıl sonra dünya hayatı bitecek diye şimdiden bu bilgiyi anlatabiliriz demek oluyor. Çünkü İmam Suyuti de bunu bir hadise dayandırıyor. O da tutmazsa revize dedik ki 2000'e yani 2632'ye. Şimdi bunları anlatıyoruz. Niye bunları özellikle anlatıyoruz? Bakın çünkü bu verilen tarihlerin hiçbiri İslami anlamdaki bir kaynakla yapılacak olan çalışmayla elde edilecek bilgiler değildir. Bu bilgileri batıni bilgiler dediğimiz, tahrif edildiğine iman ettiğimiz Tevrat, Zebur ve İncil'deki kehanetlerde bir çalışma yaparsanız bu teknik çalışma neticesinde elde edeceğiniz tarihler olur bu tarihleri açıklarsanız bizim de itirazımız olmaz diyoruz. Niye? E çünkü zaten biz de yapmış olduğumuz çalışmalarda Hristiyanların veya Yahudilerin bir Mesih beklentisi var. Bu Mesih beklentisi içerisinde gelmesini tahmin ettikleri, elde, etti, elde ettikleri tarihler de var diyoruz. Bu tarihlerden günümüze en yakın olanı 2025 diyoruz. Neye dayanarak? Onların kendince kabul ettiği, tahrif edilmediğine inandıkları Tevrat, Zebur, İncil içindeki kehanetlere dayanarak. Şimdi o zaman biz bunu söylerken eğer Arabi de bunu söyleseydi, kendi çalışmalarındaki bu matematiksel formüllerin kaynağının nerelerden elde ettiğini söyleseydi, Arabi'ye de itirazımız olmazdı. Bu bilgileri günümüze kadar getiren tarikat veya cemaatlere de itirazımız olmazdı diyoruz. Çünkü Rahmani anlamdaki İslami hiçbir kaynakla gelecek bilgisi veremeyiz. Ama verenler var diyoruz. Çünkü bu konuda itirazı yapanlardan biri kim? Cübbeli Ahmet'i örnek vereceğiz. Daha doğrusu kaynak göstereceğiz. Hangi konuda? 29 Ekim 2023'te kendi YouTube kanalında yapmış olduğu bir programda Cübbeli şunu ifade ediyor. Benim de hocam olan şimdi vefat etti tabii merhum oldu. Allah rahmet eylesin diyelim. Benim de hocam olan Ali Haydar Hoca da Muittin İmlur Arabi'nin bu ilgili Mehdi çalışmasını o da ders olarak öğrenirken bir bakıyor ki formülasyonlar yapılmış. Tarihler geçmiş ama yaşanmamış o olaylar. O sayfanın olduğu yere de hemen yanına not almıştı diyor Ali Haydar Hocamız. Ne yazmış? Hani ne oldu? Gelecek diyor gelmedi olaylar yaşanmadı hani ne oldu demiş. Şimdi biz de diyoruz ki ilk önce Suyuti'yi işaret ediyoruz. Çünkü bakın özellikle Müslüman dünyanın tamamını saran bu Mehdi Mesih beklentisinin içinde olup bunu anlatanların tek bir referans kaynağı var şu anda. O da İmam Suyuti'nin yapmış olduğu mütevatir hadisler eseridir. Bu eser içerisinde İmam Suyuti Peygamberimize dayandırdığı sayih dediği hadisleri toplamış onun üzerinden de insanlara Mehdi'nin geleceği alametlerin buralardan görülebilir olacağını anlatmaya çalışmıştır. Ve Ama Kur'an'da Mehdi ve Mesih ile ilgili yani Mehdi ile ilgili hiçbir açıklama yok. Hiçbir açıklama yok. Çünkü beklemeyin de der bize yaradan ne üzerine ayette sabit olduğu üzere ayette der ki Allah bize bir topluluk kendini düzeltmedikçe biz o topluluğu düzeltmeyiz der. Bu ne demektir? Ya kendiniz yola gelerek düzeni sağlayacaksınız. Yani adaletten bahsediyor. Ya da ipin ucunu kaçıracaksınız. Bütün var olan yönetiminizin altındaki insanlara adaletsizce davranarak bozgunluğa sebep olacaksınız diyor. Benden bir kurtarıcı beklemeyin diyor. Kurtarıcı sizsiniz diyor. Ya bir araya gelirsiniz ya da ayrılır gidersiniz diyor. Şimdi yaradan bize bunu söylemişken biz neye dayanarak gideceğiz de bir kurtarıcı bekleyeceğiz? Hiçbir şey dayanamıyoruz o yüzden. Ama Hristiyan veya Yahudinin kendi kutsal kitabına dayanaraktan bir mesih beklentisi içinde olması kitabi bir bilgidir. O yüzden de onlara bu anlamda itiraz etmiyoruz. Yani abi kitabında yazmıyor sen de niye böyle bir beklenti içine girdin demiyoruz. Kitabi anlamda açıkça yazılı olduğu için ona inanan yani Tevrat'a, İncil'e iman eden kişiler de bu sebeple inanıyor. Çünkü onlarda az önce ifade etmiş olduğunuz gibi bir ayet de yok kitap içinde. Yani siz kendinizi düzeltmezseniz ben sizi düzeltmek üzere birini göndereceğim zaten dememiştir. Orada ne oluyor? Öncesinde yaşanan örnekler var. Topluluk çeşitli dönemlerde kendince yozlaşıyor. Çok ciddi anlamda sorunlar yaşanıyor yönetimsel olaraktan. Arkasından bir kurtarıcı gönderiyor Yaradan onlara. Hangi bölümden bahsediyoruz? Buraya hem Yahudi kabul eder, hem de Hristiyan kabul eder, inkar etmez. Çünkü geçmişte bunun yaşantısı olduğu için gelecekte de benim beklemem gayet normaldir diyor. O olay nedir? Tevrat içerisinde Hakimler bölümü dediğimiz bir bölüm vardır. Bu bölüm içerisinde de kabilelere ayrılan kısımlar anlatılır. Hangi kabileler? Hz. Yakub'un bir diğer ismi İsrail'dir. İsrail oğulları dediğimizde Hz. Yakub'un 12 erkek oğlundan bahsederiz. Bu 12 oğlunun da günümüzdeki tanımı kabilelerdir. Her bir kabileye Tevrat'ın tanrısı yani İsrail oğullarının tanrısı bir kurtarıcı göndermiştir. Ve o kurtarıcı geldiğinde, kabilenin o dönemdeki içinde bulunmuş olduğu acziyeti bertaraf ederek o kabili refaha ulaştırmıştır. Şimdi kabilesel bazda yani dar bir pencerede yaradanları onlara bir kurtarıcı gönderdiği için en nihayetinde dünyanın sonuna doğru gidilen süreçte de yaşanacak olan bozgunluktan onları kurtaracak olan bir Mehdi, bir Mesih beklentisi bu anlamda temellendirilmiştir. Ama bizde böyle bir olay zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçmişte yaşandı diye anlatılmadığı için kurtarıcı olarak sadece Allah insanı insana emanet etmiştir. Yoksa ben evet siz istediğiniz kadar bozgunluk yapın ben zaten ara ara çeşitli dönemlerde kurtarıcı göndereceğim, bir reset atacağım falan dememiştir. Bu beklenti içinde olun da dememiştir. O yüzden insanı insana emanet etmesindeki ana ölçek budur. Sonra Rabbani'ye geliyoruz. Rabbani işte ilk defa bu kendi yapmış olduğu mektubat-ı Rabbani eserinde İmam Rabbani'yi ilk önce İmam e, e, Muhittin İmdur Arabi'yi reddiye ederek bu yanlış hesapladı diyor. Bin yıl benden sonra olan bin yıldır diyor ve kendisini de hangi konuma koymuş Rabbani? Bin yıllık müceddit. Bir de konuyu az çok bilenler bilirler. Bir de Rabbani neyi ortaya atmıştır? Yüzyılda bir gelecek olan mücedditler de var demiş ama kendini bin yılda gelen bir müceddit olarak bunlardan yani yüzyıllıkçılardan daha üst bir rütbeye kendini oturtmuş. Bir bakıma da olsa kendine dönemin Bediüz zamanı demiş. Hani bugünlerde birilerine verilen lakaplar var biliyorlar işte. Yani kendini de o dönemde buraya koymuş. Çünkü kendisinden sonraki bin yılda kim gelecek diyor. Yani kendisinden sonraki bin yılın müceddidi kim diyor? Mehdi. Rabbani Mehdi ile kendisinin konumunu eş değer olarak eserine taşıdığını görebiliyoruz. Tüm bunları biz niye anlatıyoruz? Bakın kişiler çok rahat bir şekilde sözde tarihler veriyor ve bu tarihler geldiğinde de biz diyoruz ki Allah bize ömür verir. 1500 yani Hicri 1500'ü görürsek yani bugünkü yaşımızın üzerine artı 55 yaşarsak Ali Haydar Hoca'nın Arabiye yaptığını biz de Suyuti'ye ya yapacağız diyoruz. Ali Haydar Hoca Arabiye ne yapmıştı? İlgili eserin yanına hani ne oldu diye not düşmüştü. Biz de Suyuti'nin eserinin ilgili sayfasının yanına hani ne oldu diyeceğiz. 1500'de ne Mehdi geldi ne Mesih ne de kıyamet koptu diyerekten hani ne oldu diyeceğiz. Bizden 500 yıl sonra yaşayacak olan diğer samimi olan Müslümanlar da İmam Rabbani'nin Mektubat-ı Rabbani eserini alaraktan onlar da 2000 yıl geçmiş ve dünya hayatı hala bitmediğini görünce o dönemde yaşayan Müslüman kardeşlerimiz de Rabbani'ye dönük olarak hani ne oldu diye not edecekler. Bunlar yaşanacak. Bunlar yaşanmadan bizim inancımıza göre biz diyoruz ki bunlar yaşanmadan kıyamet artık ne zaman kopacaksa o dönem kopacak diyoruz. Çünkü bu arada olmayacak. Çünkü Allah neyi gösterecek? kendisinin kudretinin ne kadar yüce olduğunu bir kere daha bu anlamda gösterecek. Bakın adamlar tarihler verdi. Bu tarihler gelip geçti ama bu anlatılanların hiçbiri tutmadığı bize o dönemde yaşayanlara dönük olarak ispatlayacak. Ondan sonra artık ne diyelim hicri anlamda 3000'de mi, 5000'de mi, 10000'de mi artık ne zaman kıyamet kopacaksa kıyamet o zaman kopacak. Çünkü kimsenin tarih veremeyeceğini Allah bize bu tarih vermiş olanların sürelerini göstererek ispatlaması lazım ki insanları yüzyıllardır belki bin yıllardır kimler yanlış yönde sürükledi bunu bir kere insanlara gösterecek Allah. Sonra neyi söylüyoruz hemen dönelim şimdi e, neydi Ahmet Necata 2020 yılında Mehdi'nin neden geleceğini ifade etmişti Ahmet Necat. Çünkü yine başka bir hadise göre anlatılan şudur. Mehdi gelmeden önceki 6 yılda, 6 yıl öncesinde 6 yıl öncesinde siyah sancak açılacak. Yani Süfyan ordusu kendini gösterecek derler. Şimdi bunu niye açıklamıştı Ahmet Necat? 2020'de Mehdi gelecek diyorsa otomatikman nereye bakmamız lazım? 6 yıl öncesinde herhangi bir coğrafyada bir siyah sancak açıldı mı diye baktığımızda biz neyi görüyoruz? 2014 yılında kim çıktı? Terör örgütü. Siyah sancak açtı. Evet. Terör örgütü çıktı. Bu terör örgütü siyah sancak açınca ne ne diye kabul etti onu İran? Aha işte Süfyan ordusu. Hı -hı. Süfyan ordusu sancak açtıysa 6 yıl sonra o zaman Mehdi gelecek dedi. 2020 buna dayanaraktan söylemişti Ahmet İneşen. Şimdi aynı tezden yola çıkan konudan uzak olanları algısal olarak yine yönetmek isteyen bazı gruplar Türklere saldırıyor. Neden? Şimdi takip edenler yine bilecektir. Eğer etmeyenler varsa hemen Google'a yazıp zaten bizi teyit etsinler. 29 Ekim 2023 yılında Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları sırasında Sayın Cumhurbaşkanımızın da hazır bulunmuş olduğu bir törende siyah sancak açıldı. Konuda uzak olan insanları yönlendirebilmek için bir grup çıktı ne dedi Türkler süfyanın ordusu sancağı açaraktan da bunu ifşa ettiler o zaman Mehdi ne zaman gelecek demektir 2023'te sancak açılıyorsa 29-30'lar e biz neyi biliyoruz 2030'a dönük olaraktan NATO'nun geriye dönük geri sayım takvimi yok mu var e, o zaman bizi ne gösterdiler şu anda? <laughs> Süfyan'ın ordusu. Türkleri Süfyan'ın ordusu gösteriyorlar. Neden bunu gösteriyor birileri? Neye dayanarak gösteriyor? Yine Muhittin İbn-i Arabi'nin ilgili çalışmasında Deccal'in ordusunda kimler yer alacak diyor? Türkler ve Yahudiler. Burayı tez olarak kullanan bir grup çıkıyor karşımıza işte Arabi'nin de işaret etmiş olduğu gibi Türkler Süfyan'ın ordusudur. Bakın Arabi'nin işaretleri bir bir karşımıza bu anlamda çıkıyor diyerek kendilerini destekler mahiyette açıklamalar yapma içinde olduğunu görebiliyoruz. Aman diyoruz bakın tehlike nerelerden geliyor. Eğer biz bu konuların neyin ne olduğunu bilmeden olaya yaklaşırsak bizi zihnen nasıl yönlendirebileceklerini şimdiden görün diye izleyicilerimizi de uyarı mahiyetinde açıklama yapmaya çalışıyoruz. Çünkü Aynı zamanda neyi biliyoruz? Hatta yıllardır da neyi anlatmaya çalışıyoruz? Biz Hristiyan kehanetlerine baktığımızda Deccal kimlerden çıkacak diye yazar orada? Sünnetlilerden. E şimdi hem Deccal'in ordusuna Arabi, Türklerin hem de Yahudilerin yer alacağını söyleyerekten kendisinin yapmış olduğu çalışmaların hangi kaynaktan beslendiğini de ifade ediyor bizi. İşte tam anlamıyla Hristiyan kaynaklarından da beslendiğini görüyoruz. Bu yanlıştır demiyoruz ama bunu bu şekilde söylememesi yanlıştır diyoruz. Çünkü söylemediği zaman insanlar ne olarak bunu anlatmaya ve şişirmeye başlıyor. Sanki yaradan ona öyle bir özellik vermiş ki gelecekten haberdar edildi. O da bu olayları kendi eserlerine yazdı diye ifade ediyorlar. Burayı biz eleştiriyoruz zaten. Sonrasında da neyi söylememizde fayda var? Bakın, Arabi'nin ilgili Mehdi Risalesi bölümünde Mehdi'nin nereye geleceğini söylediğini görüyoruz. Nereye gelecek? Arabi'ye göre Mehdi, Maghrib'e. Maghrib neresi? Fas, e, İspanya vesaire o coğrafya. Çünkü kendisi doğum itibariyle nereli? Muhittin bir Arabi. Endülüs Emevi doğumlu. Yani İspanya doğumlu. E, doğal olarak adam, Mehdi'yi kendi coğrafyasında bekleyecek. Bir de şunu da söyleyelim. Yani bu, Mehdi'nin geleceğiyle alakalı olarak, Ramazan ayındaki tutulmaların peygamberimiz tarafından söylendiği konusunu ilk defa dillendiren kim? Bu bir hadistir diye ortaya atan kim? Kundi diye bir şahıs var. Peygamberimizden 300 yıl sonra yaşayan bir kişi bu. 300 yıl sonra yaşayan kişinin çalışmasında ilk defa olarak İslam dünyasında biz onun söylemesiyle böyle bir hadis vardır noktasını öğreniyoruz. Öncelerinde böyle bir açıklama yok. Ne zaman ki Kundi söylüyor 900'lü yıllarda ondan sonra 200 yıl sonra gelen Arabi de onları refere ederekten bu konuları bir bakıma da olsa işlemeye gayret gösteriyor. Şimdi Kundi'ye göre de normalde Mehdi nereye geliyor? Şam ile Bağdat arasında gelecek diyor. Çünkü Kundi hangi dönemde doğdu? Abbasi döneminde doğdu bugünkü Arap Yarımadası, Mezopotamya veya Orta Doğu dediğimiz coğrafyada doğmuştur. o e da doğal olarak o da Mehdi'yi bu kendi yaşadığı coğrafyada bekliyor. Başka bir hadise göre Mehdi nerede zuhur edecek diyorlar? Medine'de. E şimdi ne oldu? Herkes hadise dayandıraraktan ifade etmiş olduğu Mehdi'nin gelişindeki lokasyonlarda farklılıklar ortaya koydu. Üç farklı nokta var elimizde. Biri Mağrip, diğeri Şam, Bağdat arası, diğeri de Medine. Şimdi bunlardan bir tanesinin bile doğru olduğunu kabul etsek hadis bazlı olarak e diğer ikisinin zaten otomatikman üretildiğini çok net bir şekilde ispatlamış oluyoruz. Demek ki birileri çeşitli dönemlerde peygamberimizi bir bakıma da olsa konuya muhatap ederek kullandığını görebiliyoruz. Üretilen hadisler olduğunu söylüyoruz. Buralarda sorunlar var diyoruz. Bunları bilmeden konuya yaklaşmamızda ciddi anlamda sakıncalar olur. İslami tabandan olabildiğince uzaklaşmış oluruz diyoruz. Ve bugünlerde yani 2024'lerdeki vesaireler tutulmaların Ramazan ayına denk geldiğinde bu dönemi yaşayanlar olarak bizler şahitlik ettiğimiz için gündemimize bunu alalım ve ilgili kaynakları da referans göstererekten konunun zemininin olmadığını anlatalım dedik. Sizlere de teşekkür ediyoruz tabii bizlere bu imkanı verdiğiniz için. Niye? Ana amacımız zaten özü anlatmak. Özü anlatırken de insanları kandıranlar kimlerse bunların deşifre edilmesini sağlamak. Cübbeliye bir parantez daha açalım. Cübbeliye parantezinden önce şeyi anlattın aslında sen. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'de bir ayet olmadığı bu konuda bir e, işaret olmadığı fakat... Ee, kitabı ı Mukaddes, Ahdi Atik ve Ahdi de var diyorsun ama onlar zaten değiştirildi. Yani evet. onların orijinalinin artık olmadığı, e, dolayısıyla e, or orijinale ulaşamayacağımızı söylemiş oluyorsun bir şekilde. Onlar da yorumlardan ibaret, orijinalleri olmadığı için zaten habire yenilenme oldu. Evet yani Mehdi ve Mesih konusu askıda kaldı ve İslam inancına hı hı. da bir şekilde oradan girdi diyorsun ve o kadar güzel bir şekilde bir şekilde de İbnül Arabi'nin ya da İmama Rabbani'nin belki üzerinde çalışıp sadece çalışmaları ama kaynak yok ortada kaynak da zaten o dönemdeki e, yani Tevrat ve İncil sonuçta evet. onlar çalışmışlar yani o kadar bir evet. evet. Bir de bu çalışmaları sırasında neyi göremiyoruz? Hadi diyelim ki gerçekten onlar samimiydi ve Mehdi gerçek anlamda bekleyenlerdendi diyelim. Buna itiraz etmiyoruz. Çünkü evet insan istediği konuya inanabilir. Bu konudan dolayı da bir beklenti oluşturabilir. Biz buna itiraz etmiyoruz. Anlatırız konunun doğru olup olmadığını elimizden geldiğince elde etmiş olduğumuz bilgilerle açıklığa kavuşturmaya çalışabiliriz. Ha insan buna inanır veya inanmaz işin o tarafında değiliz. Çünkü biz kişileri inandırmakla yükümlü değiliz. Anlatmakla yükümlüyüz ama inandırmakla yükümlü değiliz. Çünkü kişinin özgür iradesi hmm. vardır. Hmm. İnanıp inanıp ya da inanmamayı kişi kendi tercih edecek. Ona göre de karşılığını görecek diyoruz. Burada da neye bakıyoruz? Evet bakın Arabi'nin kendi eserinde 200 sayfa ayırmış olduğu Mehdi konusunun hiçbir yerinde hangi detay yok çünkü yine Mehdi konusunu anlatan arkadaşlarımız özellikle bunu anlatırken Mehdi geldiğinde neyi bulacak diyorlar? Ahit sandığını bulacak diyorlar. Ama biz bir bakıyoruz ki Arabi'nin dolu dolu 200 sayfalık bir çalışmasının hiçbir satırında ne açıktan ne ima usulü Mehdi geldiğinde ahit sandığına yapılan bir atıf yok. İbn Haldun'a bakıyoruz. Onda da yapılan bir atıf yok. İmam Rabbani'ye geliyoruz. Yani 17. yüzyıla geldik artık. 17. yüzyıla gelmiş olmamıza rağmen bakın ilgili Mehdi çalışmalarını yapan Rabbani'nin de eserinde yine Mehdi geldiğinde ahit sandığını bulacak diye bir notu yok. Demek ki bu ahit sandığı olayı da tamamen bir efsane, tamamen bir üretilen bir konu. Acaba diyoruz. Buraya izleyeceğimiz dikkat etsin. Acaba bu Ahit sandığı konusu İslami anlamdaki coğrafyaya hangi dönemde sirayet etti? Bizim işaret ettiğimiz bir dönem olacak şimdi. 1624 yılında İmam Rabbani vefat ediyor. 1626 yılında Osmanlı topraklarında doğan Sebatay Sevi gün yüzüne çıkıyor. Ve ondan sonraki yaşantı içerisinde ...biz Müslüman dünyaya sirayet eden bir ahit sandığından bahsedebiliyoruz mu acaba diyoruz. Buraya da soru işaretini koymuş olalım diyoruz. Çünkü 17. yüzyıla kadar gelinen süreçlerin hiçbirinde... ...çünkü bunlar kendince ortamda var olan bütün hadislere ulaştıklarını anlatıyorlar. Hı hı. Mehdi, Mesih, Mehdi Mesih konusunda. Ama ulaşılan hiçbir hadiste... Mehdi'nin geldiği dönemde ahit sandığını bulacağı bilgisi zaten yok. Olsa buna zaten değinecekler. Neden diyoruz? Çünkü şu detayı veren İmam e, Muhittin İbn Arabi eğer ahit sandığı detayı olsaydı bu detayı vermeyecek miydi? Muhittin İbn Arabi'ye göre Mehdi geldikten sonra dünyayı fetih hareketlerine kalkışacak ve bu kalkıştığı esnada da Konstantin yani bugünkü ismiyle İstanbul'u da savaşmadan fethedecek diyor. Ve bu savaşmadan fethedilirken ki ortamda yaşanacak olan ambiyans şu şekilde gerçekleşecek diyor. Herkes yani Mehdi'nin ordusunda bir kere kim olacak İstanbul'un fethinde? Bakın bunları Arabi söylüyor. İstanbul'un fethi sırasında Mehdi'nin arkasında 70 bin kişilik İshak oğulları olacak diyor. İshak oğulları, İshak oğulları kim? İsrail. Hazreti, evet. evet. Hazreti Yakup'un babası. Yani biliyor izleyicilerimiz. Hazreti İbrahim'in iki oğlu var. İsmail, İshak. İsmail soyundan peygamberimize gidiyoruz. İshak soyundan İsrail oğullarına gidiyoruz. Şimdi Arabi'nin sözünden yola çıktığımızda İstanbul'un fethi döneminde Mehdi'nin ordusunda 70 bin kişilik İshak oğulları varsa eğer ve bu fetih gerçekleşiyor diye de anlatıyorsa e, otomatikman Yahudiler bu bilgiyi kullanıp ileriki dönemlerde İstanbul'un fethiyle alakalı bir teşebbüste bulunsa e kardeşim zaten bu hadis dese ve karşımıza da biz İsa oğulları yani İsrail oğulları olaraktan vaat edilmiş topraklar sınırları içerisine hadisten temelli olaraktan peygamberiniz bizi burayı vaat etmiş dese e biz ne diyeceğiz? Bakın evet Bakın sorunlar nelerden geliyor onu söyleyeyim. Çünkü fetih sırasındaki tablo ne olarak anlatıyor bize Arabi? Var olan İsa koğullarındaki 70 bin kişilik ordu tekbirlerle savaşmadan surlara doğru bağıracak diyor. Birinci tekbirde surların üçte biri, ikinci tekbirde surların üçte ikisi, üçüncü tekbirde de surların tamamı yıkılarak şehir savunmasız kalacak ve fetih, savaşmadan gerçekleşecek diyor Arabi eserinde. Biz bu olayın çıkış kaynağını nereden aldığını öğreniyoruz Tevrat'tan. Tevrat'ta aynı olay başka bir şehrin fethinde kullanıldığını görüyoruz. Şimdi konuyla ilgili arkadaşlar Olar notunu alsın. Daha göre hareket ederler zaten e, İsrail başkanının sürekli her yerde deşifre ettiğini biliyoruz. Konuşuyor evet. yani kehanetleri adam altını çiziyor. İnkar etmiyorum evet. Galiba. Evet. Çok doğru. Şimdi buradan yola çıktığımızda eğer bu ilgili kaynağı bile nereden aldığını görebiliyoruz Arabi'nin? Tevrat'tan. Çünkü Tevrat'ta bir yine yapılan savaşta kullanılan taktiktir bu. Hangi savaş? Eriha Savaşı. Eriha Savaşı'na bir baksın izleyicilerimiz. Ya çok kolay hemen Google'a bile yazsalar önlerine detayı düşecektir çünkü. Eriya Savaşı'ndaki şehrin fethedilmesi döneminde kullanılan taktik neydi? Yahudilerin kutsal dini objesi olan şofar borusu vardır. Şofar borularını üflüyorlardı. Şofar borularından çıkan titreşim surları zayıflatıp yıkıyordu. Şimdi aynı olayı almış Arabi eserinde İstanbul'a uyarlamış. Yani Arabi'nin kaynaklarının nerelerden olduğunu biz bu anlamda net bir şekilde görebiliyoruz. Sonra baktığımız zaman da Suyuti'ye az önce dediğimiz gibi cübbeli bir parantez açarsak cübbeli Suyuti'nin eserindeki hadislerin nasıl toplandığını ifade ediyor bize. Diyor ki yine bu konu nerede? Yine kaynak olarak söyleyelim. Az önce ifade etmiş olduğumuz 29 Ekim 2023'teki Cübbeli'nin kendi YouTube kanalındaki videosunda yine arz ediyor. Orada diyor ki İmam Suyuti bu Mehdi Mesih konusundaki hadisleri toplarken Gündüz vakti uyanıkken peygamberimizle karşı karşıya gelip ona teyit ettiriyordu. Falanca hadisi siz söylediniz mi? Resulullah deyip peygamberimizden teyit alırsa kitabına yazıyordu. Bu benim sözüm değil derse o hadisi inkar ederekten yani bir kenara atıyordu, kitabına almıyordu. Bu şekildeki bir metotla İmam Suyûtî'nin eserindeki hadisler toplandı. Bu sebeple de bu hadislerin inkarı imanın bir bakıma da olsa gitmesine delalet eder diyorlar bize şimdi. Şimdi nasıl bir fantastik tablo çizdiklerinde görmüş olalım diye bunu anlatıyoruz. Eğer dediğimiz gibi peygamberimiz de teyitli olarak olaraktan kendi eserine bunları alıyorsa İmam Suyuti e, o zaman neyin gerçekleşmesi gerekirdi? Bu dediğimiz gibi işaret edilen Ramazan ayına denk gelen tutulmaların sadece bu yıla has olduğunu görmemiz gerekirdi ama değil demek. O yüzden de bunların tam anlamıyla ortaya çıkarılmasını ve ciddi anlamda öğrenilmesi ve konuya da ne yazık ki radikal olarak yaklaşılmaması gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Kişiler konuya radikal olarak yaklaştığı için bu anlattığımız olayların hiçbirini okumadan, öğrenmeden direkt anlatılana riayet ederek bir bakıma da olsa kendi düşünce altyapısını oluşturuyor diyoruz. Eserler ortada. Kişilerin dedikleri ortada. Eğer varsa bir hata kişinin hatasıdır diyoruz. Biz de bunu elimizden geldiği kadarıyla bu ölçekte Türkiye'de ilk defa bize nasip oldu anlatmak diyoruz. Tabii ki sizler de ekranı açtığınız için bir kere daha ayrıca teşekkür etmiş oluyoruz. Oy Can Hocam. Hakikaten e, doyurucu oluyor. Doyurucu oluyor. Yani bir taraftan bilginin bir taraftan belgenin sunulması yani çok keyifli benim için de çok keyifli. E, çok güzel. Ya elinden geleni yapmışlar ama biz de burada bunları düşünmek zorundayız. Yani e, güzel oldu hakikaten. Çünkü mehdi konusu çok konuşuluyor. Mehdi konusu yani mehdi gelse bile seni beni kurtaracak yani öyle bir şey olsa dahi e, yanlış anlaşılıyor. Gelecek bizi kurtaracak öyle bir şey yok zaten bin sene sonra da olsa <laughs> yanlış anlaşılıyor mehdi konusu zaten e, bence e, değil mi? Yani. Bin sene sonra bile olsa sen burada bir sürü şey yap, hiç elini uzatma, orada Filistin'de katliamlar olsun, şey olsa, gelecek birileri kurtaracak. E sen ne yapıyorsun? Demezler mi? Yani evet. biraz da aynayı kendimize doğru tutmamız lazım. Sevgili Can, sevgili hocam, çok güzeldi evet. hakikaten. En kısa zamanda başka bir konuda en kısa zamanda görüşmek üzere sevgili Canlar bizim elimizden gelen budur diyoruz ben hayranlıkla izledim sizlerin de hayranlıkla izlediğinizi biliyorum güzel bir bayram diliyorum hepinize Zafer canım iyi ki varsın bir saat boyunca hakkını helal et bize tüm bilgileri getirdin önümüzde getirdin varlığına şükran diyorum senin de bayramın kutlu olsun tekrar Teşekkür. tekrar izlenesi bir yayın yarın saat 20'de youtube kanalında olacak ben bu yayını burada da bırakayım hatta e, Zafer'cim senin sayfanda da çıksın mı yayın kalsın tabii, tabii, izlesinler tabii, tabii, sadece tabii. Youtube olarak olmasın Instagram'da da tabii. izlensin Çünkü burada bizde daha çok izlenecek yarın kalsın yarın 20'de de Youtube kanalından e, dostlarınıza gönderin daha çok izlensin önemli bir yayın herkesi Mehdi bekliyor e, çok teşekkür ediyorum e, Zafer'cim Sağ ol. Sağ olasın. canlar iyi akşamlar görüşmek üzere